Yine başladı bizim bakan totosu süreçleri. Bakalım kim gelecek, kim gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bakan koltuğuna kimi koyacak, oradan kimi alacak? Sanki yeni bir isim geldiğinde her şey değişecekmiş gibi rüyalar yine anlatılıyor da anlatılıyor. Kimin geleceğini bilmiyoruz, onu zannediyorum. Yine bir kişi biliyor ama herhalde kimlerin gideceği konusunda Ankara'da böyle hemfikir olunan bakanlıklar var. Evet, var. Yani ben de zaten onun üzerine gittim. Yaptığım görüşmelerde kimler aslında kabinede artık olmayabilir üzerine yaptığım görüşmelerde birkaç isim öne çıktı. Bir kere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorlar. Nedeni konusunda çok enteresan, yani bir sürü şey söylendi ama şu çok garip bir şey. 19 Eylül'de, yani daha işte yakın bir zamanda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Bakın, Dışişleri Bakanı Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Ne dedi biliyor musunuz? Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir irade koydu. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması konusunda niye görüş bildiriyor? O ne demek zaten ya? Müstakil? Müstakil demek bağımsız demek. Hayır, yani amacı bağımsız, ne? Bağımsız. Anlatacağım. Hani bu Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları vesaire patlatıldı ya, oradan konuyu getirdi. Türkiye'de de müstakil bir siber güvenlik kurumu kurulması gerekiyor dedi. Şimdi bunun mesela, bu açıklamanın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılması, Hakan Fidan tarafından yapılması, Ulaştırma Bakanı'nın gidici olduğu şeklinde yorumlanıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar, Türkiye'de daha önce de anlattım, USOM diye bir kuruluş var. Açılımı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi. Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Yani tam da bu konuda zaten Türkiye'de bir kuruluş var. Daha bir iki yıl önce kuruldu. Şimdi hal böyleyken zaten Ulaştırma Bakanlığı'nın altında siber olaylara müdahale merkezi varken, ilgisi olmayan Dışişleri Bakanı'nın siber olaylara müdahale konusunda Türkiye'de bir kuruluş kurulacak demesi, açıkçası Ulaştırma Bakanı'nın biraz karizmasını çizmiş durumda. Bu Ankara'da böyle okunuyor. Bu açıyı kimse görmemişti. İkincisi Spor ve Gençlik Bakanı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakan da aslında gidici olduğu söyleniyor. İşte hani bazı olimpiyatlardaki krizler vesaire, ama bir yandan da mesela AKP Genel Merkezi'nden bana şu cümleyi de söylediler. Yurtlarda, öğrenci yurtlarında neler olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yurtlar meselesinin sürekli gündeme gelmesi ve yurtlardaki mağduriyetlerin, çocukların mağduriyetlerin sürekli gündeme gelmesini ve bunun yönetilememesini bu bakana kesmişler gözüküyor. Notlarıma bakıyorum hızlıca. Ama en çarpıcısı, ha, mesela Çalışma Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı arası uyum var ama Çalışma Bakanlığı'nın da bakanının da açıkçası biraz koltuğunu sallantıda olduğunu söylediler. Ama en çarpıcısı şu: Türkiye'de aslında en, yani Mehmet Şimşek en büyük bakan, eyvallah, ekonomiden kaynaklı olarak. Hadi Milli Eğitim Bakanı etki alanında anlamda, ama biz en çok hangi bakanlığı konuşuyoruz? İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nı konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'de siyaset maalesef polisiye ve yargı tedbirleriyle ölçülüyor. Şimdi burada farklı görüşler var. Yani hem fikir olunan bir şeyi ben en azından yaptığım görüşmelerde pek görmedim. Nedir? Şunu diyeceğim. Şunu net koyalım, şöyle aydın. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında ciddi bir gerginlik var. Eskiden de olan bir şeydi bu. Yani polis hep derdi ki, ya biz tutuyoruz, yakalıyoruz suçluyu, ama işte hakim bırakıyor, savcı bırakıyor vesaire. Ama bu çok büyük bir kriz haline gelmiş durumda, o kadar söyleyeyim size. Ve genelde Adalet Bakanı'nın tarafını tutan, kendisini Adalet Bakanı'na yakın hisseden AKP'li kurmaylar şöyle söylüyor: İçişleri Bakanlığı ne zaman bir yanlış yapsa topu hemen Adalet Bakanlığı'na atıyor. Halbuki bizzat kendilerinin de ciddi zaafları var. Polisin de emniyetinde zaafları var. Örnek olarak mesela şey diyorlar:
polisimizi şehit eden Yunus Emre'ydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar o polisin elinden kaçtı da başka bir polisimizi şehit etti diyerek bunu hatırlatıyorlar. Bir yandan da Ali Yerlikaya'nın Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyasını hepimiz takip ediyoruz ve işte baronlarla, suç örgütleriyle nasıl mücadele ettiğine dair hem bilgilendirmeleri hem videoları okuyoruz. Ama bu AKP Genel Merkezi tarafından, herkes tarafından, daha doğrusu her AKP'li tarafından hoşnut karşılanmıyormuş. Nasıl yani? Yani şöyle okuyanlar varmış. Büyük ihtimal Adalet Bakanlığı cephesi de böyle okuyor. Yani operasyonların yapılmasından ve bunların görünür olmasından mı rahatsız? Şöyle bir tez dile getiriliyor. Yani Adalet Bakanlığı cephesi şöyle bir tez dile getiriyor. Türkiye'yi çok fazlasıyla kriminal gösteriyorlar. Sanki değilmiş gibi. Çok fazlasıyla kriminal gösteriyorlar. Düzenli olarak işte muhalif gazetecilerle bilgi paylaşımına gidiyorlar. İşte sürekli operasyonların MOBESA görüntülerini gazetecilerle paylaşıyorlar. Sürekli operasyon yapılan ve aslında suç cenneti bir ülke haline de gösteriyorlar Türkiye'yi diyerek Adalet Bakanlığı cephesi, Adalet Bakanlığı kendisini yakın hisseden kurmaylar böyle bir eleştirde bulunuyor. Ben böyle düşünmüyorum bu arada tabii ki. Yani var ki operasyon yapılıyor diye bakıyorum. Hatta az bile yapıyorlar diye düşünüyorum. Asıl mesele neden bu insanların, yani birçok az şeyi duyarız değil mi? Hani polisin rüşvetle bıraktığı adamı çok az duyarız. Yani çok nadirdir yani polisin o anlamdaki görevi. Polis bazen suça karışır. Yani suçun içinde olabiliyor. Ama bir suçlu yakalandıktan sonra polis pek bir şey yapamıyor ona. Ama biz şunu çok fazlasıyla görüyoruz. Yani rüşvette tahliye edilen baronlar, tutuksuz yargılanan baronlar, soruşturması iddianameye dönmeyen baronlar, işte hızlı bir şekilde beraat alan suç örgütü liderleri. Bu da yargı ilgilendiren bir şey açıkçası. Ben hala Türkiye'nin yargı sisteminin emniyet sisteminden daha kötü halde olduğunu düşünüyorum ama bunu şunun için anlattım, bu kadar uzattım. Adalet Bakanı'na ciddi bir eleştiri yapıldığının herkes farkında. Ama AKP Genel Merkezi'nde ve Saray Cephesi'nde Adalet Bakanı'nı korumaya çalışan bir ekip de var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun gitmemesini, aslında Ali Yerlikaya'nın ve Ali Yerlikaya'nın iletişim stratejisinin hatalı olduğunu bir şekilde Erdoğan'a brief etmeye çalışanlar da var diyebilirim. Özetle. Timur, yani